Arkadaşlar merhaba. Mention A1 kitabımızın dördüncü konusuyla devam ediyoruz. Der Tisch ist schön. Masa güzel diyerek bir sıfat konusuna giriş yapalım. Neler göreceğiz bu konuda? Kelime anlamı olarak sayıları daha önce girmiştik. Yüzden 1 milyona kadar daha büyük sayıları nasıl okuyoruz onu göreceğiz. Möbel, mobilya isimlerini öğreneceğiz artikelleriyle, bazı mobilya türlerini. Gramatik alanında da belirli artikel, der, die, das ve şahıs zamiri, personal pronomen, er, sie, es göreceğiz. Konuşma bölümünde de belli bir ürünün fiyatını sormayı, fiyatını adlandırmayı uygulayacağız. İsterseniz kelime alanıyla başlayalım. Kelime alanımızda yüzden itibaren dediğimiz için bu ünitede bildiğiniz gibi İngilizceye biraz benziyor. 100, 200, 300 diye gidiyor öyle 1000'e kadar. 1000, 10,000, 1 milyon şeklinde devam ediyor. Buraya bir iki örnek yazdım. Büyük sayılardan. Bankalarda nasıl el yazısıyla yazıyoruz bitişik bir şekilde o şekilde bu sayıları yazmamız gerekiyor. Mesela burada 34.056 var. 34.056. Daha büyük bir sayımız var burada. 2.650.200. 2.650.200. Gördüğünüz gibi biraz dikkatli olmamız gerekiyor bunu yazarken ve okurken. Kelime alanına devam ediyoruz. Bazı mobilya çeşitlerinden devam edelim. Mesela hepimizin evlerinde das Bett, yatak ve bir koltuk, der Sessel. Bir resim muhakkak vardır. Das Bild, der Stuhl, sandalye, der Schrank, dolap, die Uhr, ya da buna die Wanduhr diyorlar çünkü duvara asıldığı için. Die Lampe, der Teppich ve das Sofa ya da die Couch ve modern bir masamız var, der Tisch. Devam edelim. Bazı sıfatları göreceğiz. Mesela bildiğiniz basit sıfatlardan başlayabiliriz. Schön und hässlich, güzel ve çirkin diye bir çizgi film vardı hatırlarsanız. Gut und schlecht, iyi ve kötü. Teuer und billig, gördüğünüz gibi araçlarımızdan üstteki bir ileri gidecektik. Üstteki aracımız pahalı, alttaki ucuz. Groß und klein, büyük ve küçük köpekler. Hunde. Achtung, adjektif klein schreiben. Evet, isimleri, cins ya da özel isimleri Almanca'da büyük harfle yazıyoruz ama sıfatları küçük harfle yazıyoruz. Şimdi isterseniz küçük bir diyalogla devam edelim. Satıcı adam ve bir müşteri, bayan, kadın konuşuyorlar. Bir möbel geschäfte, bir mobilya mağazasındalar muhtemelen. Diyalog şöyle devam ediyor. Brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte, wie viel kostet denn der Tisch? Yardımı ihtiyacı olup olmadığını soruyor mağaza görevlisi. Kadın müşterimiz de evet, masa ne kadar? Kaç lira? Kaç para diyor. Der Tisch kostet 1480 euro. Er ist aber sehr teuer. Wie viel kostet die Lampe? Die Lampe kostet 19,90 €. Das ist ein Sonderangebot. 1480 lira imiş masa. Tabii bu kadın müşteri çok pahalı geliyor. Ve başka bir ürünün, bir lambanın fiyatını soruyor. O da 19,90 ve özel indirimdeymiş. Sonderangebot, özel indirim demek. Die Lampe ist billig, ich kaufe sie. Bitte schön, danke sehr, tschüss. Evet. 19,90'a bu özel indirimi kaçırmak istemedi müşterimiz. Şimdi dil bilgisi alanında belirli artikelden devam edelim.
Belirli artikel bildiğiniz gibi İngilizce'de sadece d ile yapılıyor. Almanca'da ise in Deutscher Sprache es gibt definiter Artikel die der und das für d. Yani İngilizce'de d ile yaptığımız belirteci Almanca'da tabii ismin hal kasus dediğimiz artikel dediğimiz belirteçleri var. Buna göre die der das şeklinde yazmamız gerekiyor. Zum Beispiel Die Werbung, reklam. Ve bildiğiniz bir reklam var mesela Das Auto, değil mi? Markayı şimdi vermeyelim ama Das Auto dediğimizde belki hatırlayacaksınız. Araba veya o araba yani belirli bilinen. Şimdi arkadaşlar belirli bir artikel olması için nesneyi ya görmeniz gerekiyor ya elinizle göstermeniz gerekiyor veyahut önceden onun hakkında konuşmuş olmanız gerekiyor. Das Auto ist schön oder das Haus kostet 250.000 lira. Gördüğünüz gibi buradaki daslar belirli bir araba ve ev olduğuna işaret ediyor. Die Vase ist schwarz und modern. Vazo siyah ve modern. Achtung für definiten Artikel du siehst oder kennst das Objekt. Tekrar edelim. Belirli olması için bir nesnenin kesinlikle görülüyor olması ya da daha önce hakkında bir malumatımız olması gerekiyor. Evet, şimdi şu zamirlerine geçelim. Bildiğiniz gibi in English Sprache gibt es he, she, it. İngilizce'de he, she, it yani o üçüncü tekil şahıs için bir zamirimiz var. Bunlar Almanca'da er, sie, es şeklinde. Maskulin artikeli olursa er, feminin olursa sie, ve nötral olursa hani cinsiyetsiz diyorlar. S kullanıyoruz. Küçük bir diyalogumuz daha var. Ali, die Frage ist schwer, oder? Soru zor değil mi diyor. Julia da ya ich finde sie auch nicht leicht. Evet ben de onu kolay bulmuyorum derken onu dediğimiz gene aynı renkte işaretledik. Zamir olmuş oluyor. Jan, kommt Susanne heute hier? Nadine, ya sie kommt hier. Sie dediğimiz burada gene Suzanne'ı işaret etmiş oluyor. Evet arkadaşlar bazı alıştırmalar var. Ben bunları hemen söylemeyeyim. İsterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Ve kendiniz boşluklara ne geleceğini düşünebilirsiniz. Evet. İlk bölüme artikeller gelecek. İlk boşluklara. İkinci bölüme de zamirler gelecek. İşte das Auto demiştik. Das Auto ist klein, es ist nicht groß. Das olunca zamirimiz es oluyor. Das Bild ist schön, es ist nicht hässlich. Resim güzel, çirkin değil. O çirkin değil. Der Stuhl ist billig. Sandalye ucuz. Er ist nicht teuer. Der olunca da zamirimiz er oluyor. Die Couch ist günstig. Sie ist günstig. Evet, sofamız, kanepemiz uygun fiyattaymış. O uygun fiyatlı dedik. Arkadaşlar ilk ünitemiz için bazı yararlı linkler koydum buraya. Şimdi videodan tabii ki bunu direkt alamayabilirsiniz. Notlar kısmına ben linki atacağım. Buradan da yazabilirsiniz ama biraz tabii uğraştırıyor. Dördüncü ünitemiz böylelikle bitmiş oldu. Bir sıfatlara da bir hafif giriş yaptık. İleride sıfatlar birazcık daha fazla sıfat göreceğiz ve çekimlemlerini nasıl çekimlendiklerini öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.